MIT açık ders malzemeleri, lineer cebir 18.06, ikinci ders. Peki, işte bu kadar. Bu doğrusal cebirin ikinci dersi. Ve bugünkü konular bunlar. Tam buraya bir denklemler sistemi koydum. Bu bizim üstünde çalışacağımız örnek olacak. Bakalım bununla ne yapacağız? Çözmeye bakacağız. Ve çözüm yöntemi determinantlar olmayacak. Determinantlara daha sonra bakacağız. Kullanacağımız yönteme yok etme yöntemi denir. Ve bu herhangi bir yazılım paketinin denklem çözümleri için kullandığı yöntemdir. Ve yok etme yöntemi eğer başarırsa cevabı elde eder. Ve genellikle de başarılı olur. Eğer sisteme giren A matrisi iyi bir matris ise, ki bunun öyle olduğunu sanıyorum, yok etme yöntemi çalışır. Cevabı gayet de rasyonel bir şekilde elde edeceğiz. Ancak yok etme yönteminin nasıl çalıştığını gördüğümüz sürece niye nasıl başarısız olunabileceğine de bakmayalım ki. Dolayısıyla aynı anda yok etme yöntemiyle bir matrisin iyi olup olmadığına nasıl karar verdiğimizi de göreceğiz. Sonra cevabı tamamlamak için çok anlaşılabilir bir geri yerine koyma adımı var. Aslına bakılırsa yok etme fikrini düşünmüş olmamız gerekir, değil mi? Demek ki istiyorum ki Gauss bunu bizden önce düşündü. Ancak daha önce doğmuş olduğu için. Bu doğal olan bir fikir. Ve daha da önce öldü. Peki. Ve fikri daha önce gördünüz. Ancak şimdi size göstermek istediğim bölüm yok etme yönteminin matris dilindeki verilişi. Çünkü tüm ders boyunca bütün anahtar fikirler matris işlemleri cinsinden verilecek. Kelimeler olarak değil. Ve karşılaşacağımız işlemlerden biri tabii ki matrisleri nasıl ve neden çarpacağımız olacak. Tamam, işte burada bir denklem sistemi var. 3 denklem ve 3 bilinmeyen. Ve bu matris var. 3'e 3'lük bir matris. Dolayısıyla AX eşittir B sistemi bu. Bu çözeceğimiz sistem AX eşittir ve sağ tarafta 2, 12, 2 vektörü var. Tamam. Şimdi yok etme işlemini anlatırken eşitlik işaretlerini ve artıları yazmak çok sıkıcı olacak. Asıl önemli olan matris. Her şey bu matriste saklı. Ancak gerisinde bu denklemler var. Bakalım. Yok etme gerçekte ne yapıyor? Yok etmenin ilk adımı ne? Birinci denklemi kabul ediyoruz. Bu tamam. Şimdi bu denklemi doğru sayıyla çarpıp, doğru çarpanla çarpıp ikinci denklemden çıkaracağım. Hangi amaçla? Amaç bu çarpanın ne olması gerektiğini belirleyecek. Amacımız ikinci denklemin x'ini sistemden çıkartmak. Demek ki amacımız x'i yok etmek. Buna göre ne ile çarparım? Ve yine matrisle yapacağım çünkü bu yol kısa. Buradaki çarpan ne? Birinci denklemi ne ile çarpıp çıkartırım? Dikkat edin, çıkartma kelimesini kullanıyorum. Bu tarzı sonuna kadar devam ettireceğim. Bir çıkartma yapacağım. Öncelikle bu başladığım anahtar sayı değil mi? Ve buna pivot diyoruz. Etrafına bir kutu koyup adını yazacağım. Bu birinci pivotumuz. Birinci pivot. Tamam. Demek ki şunu kullanacağım. Bu denklemin anahtar sayısı gibi. Ve şimdi çarpan ne? Demek ki önce birinci satırım değişmeyecek. Bu pivot satırı. Ancak bunu kullanacağım. Ve şimdi sonunda size çarpanın ne olduğunu söyleyeyim. Evet. 3. 3 kere bu ilk denklem şuradaki 3'ü halledecek.
Tamam. Bakalım geriye ne bırakacak? Demek ki çarpan 3. 3 kere bu şuradaki sıfırı verir. Zaten amacımız buydu. 3 tane 2, 8'den çıkarılınca 2 kalır ve 3 tane 1, 1'den çıkarılınca elde eksi 2 kalır. Ve şu adamcağız değişmedi. Tamam. Şimdi bir sonraki adım. Bu ileriye doğru yok etme ve bu adım tamamlanmış oldu. Şimdi bana dur bir dakika, sağ tarafta ne oluyor diyebilirsiniz. Devam edeyim mi? Sağ taraf aynı şekilde devam ediyor aslında. MATLAB önce sol tarafı halleder. Sonra da geri dönüp sağ tarafı halleder. Belki de bir an için MATLAB olup aynı şeyi yapmalıyım. Tamam. Burada B sütunu için yer bıraktım. Yani sağ taraf için. Ancak daha sonra dolduracağım. Tamam. Şimdi yok etme işleminin bir sonraki adımı ne? Aslında doğru konuşmak gerekirse şu temizlediğim 2 bir pozisyonu satır 2 sütun 1 gibiydi. Yani 2 bir pozisyonda 0 elde ettim. 2 1'i bu adımın endeksi gibi kullanacağım. Bir sonraki adım sütunu tamamlayıp şu pozisyonda 0 elde etmek olacak. Demek ki bir sonraki adım şu 3 1 adımı. Üçüncü satır, birinci sütun. Zaten hali hazırda bir sıfırım var. Pekala. Demek ki çarpanlar sıfır. Bu denklemin sıfır keresini alıp diğerinden çıkarıyorum ve işim tamam. Dolayısıyla bunu tekrarlamayacağım. Ancak burada MATLAB'in bakması gerekli olan bir adım vardı. Şu sayıya bakıp ve bu adımı yapacaktık. Eğer siz önceden sıfır olduğunu söylemeseydiniz. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ikinci pivotu göreceğiz. Bakalım ne olacak. İkinci pivot. Bakalım şunu yok ettik. X şimdi bu denklemden çıktı. Tamam mı? Şimdi Y ve Z cinsinden iki denklemi düşürmüş olduk. Ve şimdi yine yapıyorum. Burada her şey tekrarlanıyor gibi. Bu şuna benziyor. Bu çok temel bir algoritma ve bunu daha önce gördünüz. Şimdi beni son adımda takip edin. Şimdi bu hala birinci pivot. Şimdi ikinci pivot şu adamcağız. Şurada görünen. Ve çarpan ne? Doğru olan çarpan. Ve benim amacım ne? 3-2 pozisyonu ortadan kaldırmak. Doğru mu? Bu 2-1 adımıydı. Şimdi de 3-2 adımını yapacağım. Demek ki bunların tümü aynı kalıyor. 1-2-1, 0-2-1 ve pivotlar burada. Şimdi bu pivotu kullanacağım. Çarpanlar ne? 2. Bu denklemin iki misli şu satır, şu satırdan çıkarılıp bize 0 veriyor. Demek ki 0, 0 ve bu da 5 mi? Evet, sanırım 5 değil mi? Çünkü şurada birim var ve bunun iki mislini çıkarıyorum ve sanırım burası 5 olur. Şurada da üçüncü pivotumuz var. Her üç pivotun etrafına bir kutu koyalım. Eyvah, yoksa bir tane eksi 1 mi yarattım? Üzgünüm. Tek bunu benim yaptığım kadar kolay düzeltemiyor. Tamam. Çok teşekkürler. Bu dersten A notu alacaksınız demektir. Bu şimdi doğru mu? Tamam mı? Tamam. 3 pivotumuz burada. Şimdi bu matris için bir sürü şey biliyorum. A'daki bu yok etme adımı, bu matrise bundan sonra U diyeceğim. U üst üçgensel anlamına gelecek. Demek ki yok etme işleminin tüm amacı A'dan U'ya dönüşebilmek. Ve de aslında bu bilimsel hesaplama alanında en sık yapılan işlem ve insanlar bunu nasıl hızlandırabilirim diye düşünüyor. Biz şimdi alışılmış yoldan yapacağız. 3 pivotumuzu bulduk ve bu arada eklemem gerekir ki pivot olarak 0'ı seçemeyiz.
Sıfır bizim için bir pivot değeri değildir. Ve hiçbir pivotum sıfır değil. Dolayısıyla bu matris harika. Bana 3 pivotumu da verdi. Özel bir şey yapmam da gerekmedi. Sadece kuralları takip ettim ve pivot değerlerim 1, 2 ve 5. Bu arada genelde ileride yapacaklarımızdan hep bahsetme alışkanlığım olduğundan eğer bu matrisin determinantlarını bilseydim ki bilmek de istemiyorum ama bu 3 pivotu çarpmam yeterli olacaktı. Demek ki determinant 10. Yani determinant gibi şeyler bile burada var. Peki, şimdi bir an için işin ters gidebileceği durumdan söz edeyim. Sonra iyi duruma geri döneriz. İşler nasıl ters gidebilirdi? İşlerin ters gitmesi... Burada birkaç nokta var. Örneğin bu ilk sayı sıfır olsaydı ciddi problemim olurdu. Eğer bu sıfır olsaydı bu denklemde hiç x olmazdı. Birinci denklemde. Bu problemi çözmeyeceğim anlamına mı gelirdi? Bırakmam mı gerekirdi? Hayır. Ne yaparım? Satırların yerini değiştiririm. Satır değiştiriyorum. Demek ki bir sıfır olduğunda pivotum sıfırdır demeyeceğim. Bunu söylediğimi hiç duymayacaksınız. Pivotum sıfır demeyeceğim. Ancak pivot noktasında bir sıfır varsa o zaman belki bu satırı daha aşağıdaki bir satırla değiştireceğim. Ve burası için düzgün bir pivot elde edeceğim. Peki. Şimdi bu ikinci pivot 2 çıktı. Sıfır olabilir miydi? Bakalım şuradaki 8'i biraz değiştiriyor olsaydım. Problemim olurdu. Problem yaratması için bu 8'i neyle değiştirmem gerekirdi? 6 ile. Bu eğer 6 olsaydı o zaman şu 0 olacaktı ve pivot olarak kullanamayacaktım. Ancak belki bir değiş tokuş yapabilirdim. Peki bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Eğer sorun yaratan sıfırın altında bir sıfır daha yoksa durumu kurtarmış olurum. Bakalım ne var? Bu durumda sorunumuz yok. Bu eğer bir 6 olsaydı bir satır değişimiyle yaşamaya devam edecektim. Tabii ki bu değişimi yapamayacağım durumlar olabilirdi. Şunun altında bir sıfır olsaydı örneğin ancak bizim durumumuzda sıfır değildi. Aynı şekilde şuradaki bir de biraz farklı olsaydı yine sorun yaratılmış olurdu. Bakın şimdi 1'i 5 yaptım. Sonucu tahmin edebiliyor musunuz? Şuradaki sayı ne olsaydı içinden çıkamayacağım bir problem oluşurdu. Problem dediğim pivot pozisyonunda bir sıfırımın olması. Ve değiş tokuş yapabileceğim bir satırın da bulunmaması durumu. Demek ki şurada öyle bir sayı olabilirdi ki bu tam bir başarısızlığa yol açardı. Eksi 4. Doğru. Eğer burada bir eksi 4 olsaydı, eğer bu eksi 4 olsaydı, şimdilik şuraya koyacağım. Eğer bu eksi 4 olsaydı, aynı adımları takip edecektim. Bu eksi 4 olacaktı, hala eksi 4 olacaktı. Ancak en sonunda 0 olacaktı. Böylece üçüncü bir pivotumuz olmayacaktı. Matrisin tersini alamayacaktık. Tabii ki matrisin tersini almayı gelecek hafta göreceğiz. Ancak bu kelimeyi daha önce de duydunuz. Demek ki işlerin ters gittiğini bu şekilde anlıyoruz. Eğer satır değiş tokuşu yapabiliyorsak bu geçici bir durum oluyor. Kesin mağlubiyet, sıfır pivot elde edip altında değişim yapabileceğimiz hiçbir şeyin olmadığı durum. Tamam. Yine iyi duruma geri dönelim. Sanırım bir sonraki konu geri koyma yöntemi. Bakalım geri koyma yöntemi ne? İsmi sağ tarafı da işin içine dahil edeyim. Bakalım MATLAB ne yapmalı ve biz ne yapmalıyız? Sağ tarafı fazladan bir sütun gibi koyayım.
Şimdi B geliyor. Demek ki 2, 12, 2. Buna şimdi genişletilmiş matris diyeceğim. Genişletme bir şeyler ekleme anlamında kullanılıyor. Bir fazladan sütun ekledim. Çünkü denklemlerle çalıştığımda her iki tarafa da aynı şeyi yapmam gerek. Onun için bu adımda birinci denklemin iki mislini ikinci denklemden çıkardım. Dolayısıyla bu genişletilmiş, hatta renkli tebeşir bile aldım. Ancak gözüküp gözükmeyeceğini bilmiyorum. Demek ki bu genişletilmiş. Hayır, kahretsin. Yanlış yeri çerçeveledim. Burada B'miz var. Bu fazladan gelen sütunumuz. Tamam. İlk adımı yaptığında bu ekstra sütuna denklemlerin sağ tarafına ne oldu? Şunun 3 mislini şuradan çıkarttım. Yani 2 yerinde kaldı. Ancak 3 tane 2 12'den çıkarıldı. Böylece bize 6 kaldı ve şu 2 de aynı kaldı. Demek ki işin yarısında elde ettiğimiz görüntü bu. Sonuna kadar götüreyim. 2 ve 6 aynı kalıyor ancak burada neyim var? Oh tanrım. Bana yardım edin. Ne yapıyorum? Bu hala yok etme işlemi yapıyormuş gibi görünüyor. Doğru olduğuna inandım. Şu noktaya vardım. Ve bu adımda ne yaptım? Şu pivotu 2 ile çarpıp veya tüm denklemi 2 ile çarpıp şundan çıkardım. Dolayısıyla 2 tane 6'yı alıyorum. Yani 12 ve 2'den çıkarıyorum. Eksi 10'un sağ tarafını alacağız. Son değer olduğunu mu düşünüyorsunuz? O ile birlikte oluşan sağ taraf ve buna hep C vektörü diyeceğim. C vektörü B'ye ne olduğunu, U vektörü de A'ya ne olduğunu gösteriyor. Tamam. Burada yok etme işlemini açıkça gördünüz. Şimdi geriye koyma işlemine ona bakalım. Son durumdaki denklemlerim neler? Bunları kopyalayabilir miyim? X artı 2y artı z eşittir 2 yerinde duruyor ve 2y eksi 2z eşittir 6 var. Ve de 5z eşittir eksi 10. Tamam. Bunlar şu sayıların ima ettiği denklemler. Bunlar ux eşittir c'nin denklemleri. Peki nasıl çözerim? İlk önce hangisini çözerim? Hemen z için doğru cevabın eksi 2 olduğunu görebilirim. Ve sonra ne yaparım? Yukarıya doğru ilerlerim. Şimdi z'yi biliyorum. Demek ki eğer z eksi 2 ise burada 4 var. Tamam değil mi? Demek ki 2y artı 4 eşittir 6. Belki eşittir 1 olabilir. Bu yönde gitme geriye koyma işlemi olarak bilinir. Bunu havada yapıyoruz çünkü çok kolay ve sonra x var. X'i bulalım. 2y bize 2 verir. Eksi 2 belki x. 2'ye eşit. Şimdi geriye koymanın ne olduğunu görüyorsunuz. Tersten giderek denklemleri çözen bir sistem. Ve de kolay çünkü matrisimiz üçgensel formda. Tamam, güzel. Demek ki yok etme ve geriye koyma işlemleri bunlar. Ve hep sağ tarafı da birlikte taşıdım. Şimdi ne yapacağım? Şimdiye kadar olan dersimizin ilk bölümü gibi. İkinci bölümü ne? İşin içine matrisler girecek. Daha önce x'ler, y'ler ve z'ler cinsinden bir şeyler yazdım ve sonra doğru olan kısa şekli elde ettim. Matris elemanlarını yazarak. Ve şimdi de yaptığım işlemleri matris cinsinden yazmak istiyorum. Matrisleri hep taşıdım. Ancak yok etme işlemlerini şimdi de matris cinsinden ifade etmek istiyorum. İyi. Şimdi sıra bunlarda. Bunlar şimdi yok etme matrisleri.
Tamam. Önce ilk adımla başlayayım. Bu beni 1, 2, 1, 3, 8, 1, 0, 4, 1'den aldı. Bunun üzerinden işlem yapmak istiyorum. Yok etme işlemi uygulayacağım. Tamam. Şimdi vurgulamam gerekli bir noktayı hatırladım. Ve bunu öne çıkarmak istiyorum. Bunun için tahtayı yukarı kaldırayım. Çünkü matris işlemleri yaparken büyük resmi görmemiz gerekir. Tamam. Geçen sefer bir matrisle sağ tarafı çarptığımda elde ettiğim büyük resimden söz ettim. Eğer elimde bir matris varsa ve onu 3, 4, 5 ile çarpıyorsam bakalım matrisimiz şurada. Ne söyledim? Sanırım sadece videotape söyledim. Ancak matris çarpımına nasıl baktığımı hatırlıyor musunuz? Bir matrisi bir vektörle çarpmak, o matrisin sütunlarının bir bileşimini yaratır. Bu ilk sütunun 3 mislini verir. 3 kere sütun 1 artı 4 kere sütun 2 artı 5 kere sütun 3. Tamam. Buna ileride sık sık geri döneceğim. Şimdi vurgulamak istediğim aynı şeyin satırlar cinsinden yapılanı. Niye? Çünkü bu dersin ilk iki haftası hep satır işlemleriyle geçti. Bu bir satır işlemi için gerekli değil. Şimdi bir satır işlemi yapayım. Yine matrisimi ele alayım. Ve de sol taraftan diyelim ki 1, 2, 7 ile çarpalım. Yine sonucun ne olduğunu soruyorum. Sonra da matris çarpımının nasıl işlediğini söyleyeceğim ve bunun doğru olduğunu göreceğiz. Belki de şimdi söylediğim doğrusal cebirin temel fikri. Matrislerin hem satırlar hem de sütunlar cinsinden nasıl işledikleri. Tamam. Satırlar cinsinden nasıl işler? Demek ki bu bir satır vektörü. Buna 1 çarpı 3'lük bir matris de diyebilirim. 3 çarpı 3'lük bir matrisi çarpan bir satır vektörü. Sonuç ne? Bir satırla bir matrisin çarpımının sonucu ne? Ve bir satır. Bir satır, bir sütun, özür dilerim. Bir matris çarpı bir sütun, bir sütun verir. Demek ki matris çarpı sütun, sütun verir. Ve hangi sütun olduğunu da biliyoruz. İşte burada satır çarpı matrisi yapıyorum. Ve cevap ne? İlk satırın kendisi bir kere ilk satırın kendisi artı iki tane satır 2 artı 7 çarpı satır 3. Bir matris çarpımı yaptığımızda bütün vektörler cinsinden ne yaptığına bakın. Ne yapıyor? Bu durumda yaptığı satırları birleştiriyor. Ve elimizde bir bileşim var. Satırların doğrusal bileşimi. Şimdi de bunu kullanmak istiyorum. Şimdi sorum şu. İlk adımı yapacak olan matris hangisi? Yani ikinci denklemden birinci denklemin 3 mislini çıkartma işlemi yapan matris. Yapmak istediğim bu. Demek ki bu matris
birinci satırın üç mislini ikinci satırdan çıkaracak. Ve diğer satırları aynı bırakacak. Cevap bu olacak. Bu matris hangisi olacaksa ve sizin bu matrisi nasıl olacağını bana söylemenizi istiyorum. Aradığımız matris birinci satırı ve üçüncü satırı aynı bırakacak. Ancak birincinin üç mislini şuradan çıkararak şu pozisyona bir sıfır yerleştirecek. Sonra da bir iki ve bir de eksi iki. İyi. Bunu hangi matris yapacak? Bunlar. Basit bir matris olmalı. Çünkü yaptığımızda basit bir işlem. Bir tek ikinci satırı değiştiren bir işlem yapıyoruz. Dolayısıyla birinci satır değişmiyor. Söyleyeyim bakalım matris nasıl başlamalı? Öncelikle birinci satır 1, 0, 0 olmalı. Çünkü böylece matrisin sadece birinci satırını alıp diğerine dokunmuyoruz. İstediğimiz de bu. Matrisin son satırı ne olacak? 0, 0, 1. Çünkü bu da üçüncü satırın kendisini alıp diğerlerinde bir değişiklik yaratmıyor. Anlaştık. Şimdi hiçbir şey yapmak istemediğimi düşünelim. Şimdi şu satırda belki de şu noktada bir sıfırım olabilirdi. Ve o zaman da bir şey yapmam gerekmezdi. Hangi matris çarpıldığında elinizdeki matrise hiçbir değişim yaratmaz, ona bakalım. Şuraya 0, 1, 0 koyarsam bunu elde ederiz. Ve bu hangi matris olur? Adı neydi bu matrisin? Birim matris. Demek ki birim matrisle işlem yaptığımızda hiçbir şey değişmez. Her şeyi çarpıp olduğu yerde bırakıyor. Bu sayılardaki bir gibi işlev görüyor. Sanki matrislerin bir karşılığı gibi düşünebilirsiniz. Ancak bizim durumumuzda istediğimiz bu değil. Çünkü biz bu satırı değiştirmek istiyoruz. Demek ki doğrusu ne? Doğrusunu yapmak için şuraya ne koymalıyım? Ne elde etmek istiyorum? Elde etmek istediğim, peşinde olduğum birinci satırın üç mislini çıkartmak. Demek ki doğru matris ne? Matrisi tamamlayın lütfen. Eksi 3 şuraya geliyor ve buraya gelen ne? Şu 1 ve burası ne olur? 0. Bu işte istediğimiz matris. Bu matris şimdi birinci satırın 3 mislini alıp ikinci satıra ekleyip yeni bir ikinci satır üretiyor. Bunu kontrol edelim mi? Herhangi bir elemana bakalım. Bir matris çarpımında sonuç matrisin herhangi bir elemanını nasıl kontrol ederim? Örneğin ikinci satır ve üçüncü sütundaki elemanı kontrol etmek istediğimi varsayalım. Satır 2 ve sütun 3'teki eleman nereden geliyor? Bu eleman için şu adamın ikinci satırını alıp şununkinin üçüncü sütununa bakacağım. Bu sayı ikinci satır ve üçüncü sütundan geliyor ve skaler çarpımını alıyorum. Eksi 3 şimdi çarpıyorum. Eksi 3 artı 1 ve 0 bana eksi 2 veriyor. Doğru çalıştı. Demek ki matrisleri çarpabileceğimiz farklı yöntemler var elimizde. Neler var gözden geçirelim. Sütunlar cinsinden çarpımımız, sütunlar cinsinden, satırlar cinsinden her seferinde bir elemanı elde ediyoruz. Matris çarpımını matrislerden biri bu kadar kolayken görmek iyi oldu. Bu adam bizim elementer matrisimiz. Buna E diyelim. Elementer veya yok etme anlamında. Ve şimdi 2, 1 endeksini koyayım. Çünkü 2, 1 pozisyonunu sabitlemek istiyorum. Biz şimdi 2, 1 pozisyonundaki elemanı 0 yapacak matrisi istiyoruz. Tamam. Şimdi sıra neye geldi? Bir tane daha matrise ihtiyacım var. Demek ki bir işlem daha yapmalıyım. Bir aşama daha var. Ve bütün yok etme işlem dizisini matris dilinde ifade etmek istiyorum. Şimdi söyleyeyim bakalım. Bir sonraki aşama, ikinci adımımız ne olacak?
Çıkartma yapmış olduğumuz işlem neydi? Sanırım çıkartma yaptım. Hatırlıyor musunuz? Pivotunda 2 vardı ve altında da 4 vardı. Dolayısıyla birinci satırın iki mislini üçüncü satırdan çıkardım. Üçüncü satırdan. Bunu yapacak olan matrisi söyleyin bana. Ve adını da söyleyin. Tamam. Adı E olacak. Elementer veya yok etme karşılığı ve kullanmam gerekli endeks ne olacak? E 3, 2 değil mi? Çünkü 3, 2 pozisyonunu sabitliyor. Ve şimdi matrisimiz ne? Hatırlamanız gerekir. E 3, 2 şu adamımı çarpmalı. Ve de doğru sonucu yaratmalı. Yani birinci satırı olduğu gibi bırakmalı. İkinci satırı da bırakmalı. Ve de üçüncü satırı buna dönüştürmeli. Ve bunu yapan matris hangisi? 1, 0, 0 değil mi? Çünkü birinci satırı değiştirmiyoruz. Ve diğer satırı da değiştirmiyoruz. Değiştirmek istediğimiz üçüncüsü. Ve ne yapıyorum? Bakalım önce şunun ikimisini çıkarıyorum. Burada ne olacak? 0. Çünkü birinci satır değişmiyor. Sadece 3-2 pozisyonda değil mi? Anahtar sayı bu. Çarpanın eksisi. Ve şu 3-2 pozisyonda oturan eksi 2 mi olmalı? 2'yi çıkarmak için ve de bu 1 olmalı. Ve sonuç olarak şu satırın eksi 2 mislini alıp bunun kendisini eklemek oluyor. Tamam. Şimdi size yeni parçalar vermiş oldum. Her bir işlemi üreten elementer matrisleri veya yok etme matrislerini verdim. Şimdi sırada ne var? Dersin bu bölümünde tüm işlemleri bir araya getirecek matrisi üretmeye çalışacağız. Şimdi bütün yaptıklarımı şu ana kadar yaptığımız her şeyi toparlayacağım. A ile başladık. E 2 1 ile çarptık. Bu bizim ilk adımımızdı. Ve sonra da elde ettiğimiz sonucu E 3 2 ile çarptık. Ve bu işlem dizini bizi nereye götürdü? Şu matrise, U matrisine. Matris gösterimini niye sevdiğimi anlıyor musunuz? Ufacık bir yerde, web üzerinde birkaç bitte tüm bu derste yaptıklarımızı gösterebiliyorum. Tamam, güzel. Şimdi matris çarpımı ile ilgili önemli noktalar var. Belki de en önemli noktaya yaklaşmış olduk. Ve önemli nokta şu. Şu soruyu sorduğumu düşünelim. A matrisi ile başladığımı düşünün. Ve buradan U matrisini elde etmek istediğimi ve tüm işi bu U matrisinin yaptığını söylemek istiyorum. Beni A'dan U'ya getiren matris hangisi? Ve cevap kolay. Bunu aslında sormak istemiyorum ama çok önemli. Tüm işi aynı anda tek adımda yapacak matrisi nasıl üretebilirim? Tüm yok etmeyi bir kere de yapacak olan matrisi. Bakalım, bütün bunları birleştireyim. Söylemek için çırpındığım şey şu. Bu parantezleri ortadan kaldırabilirim. Eğer matrisleri doğru sırada tutarsam, matrislerin sırasıyla oynayamam. Ancak çarpma sırasını değiştirebilirim. Önce şu ikisini çarpıp
şu parantezlerin ne yaptığını görüyor musunuz? Söyledikleri önce e'leri çarp. Ve bu işlem size tüm işi tek seferde yapacak olan matrisi verecek. Tamam. Bu durum, yani şunun bununla otomatik olarak eşit olması her matris için geçerli. Aslında detayları söyleyemediğimi farkındayım. Ancak işleyişi görüyorsunuz. Ve bu çok önemli. Ve belki de matrisler için bu kuralı ifade eden uzun kelimeyi söyleyebilirsiniz. Parantezleri değiştirebileceğiniz kuralı. Bu kuralın adı birleşim kuralı. Şimdi bunu unutabilirsiniz. Ancak kuralı unutmayın sakın. Demek istediğim birleşme kelimesini unutabilirsiniz, bilmem. Ama kuralı unutmayın. Çünkü doğrusal cebirde o kadar çok işlem, o kadar çok ispat göreceğiz ki çoğu parantezlerin yer değişimine dayanacak. Ve her zaman bunun doğru olduğunu ispatlamak kolay olmayabilir. Matris çarpımının yorucu detaylarına girmelisiniz. İki türlü yapıp aynı sonucu elde ettiğinizi görmelisiniz. Belki de bu işi yazara bırakacağım. Evet, şimdi başlıyoruz. Tek bir matris olsun ve buna E diyelim. Hazır bu matrisler için konuşurken başka bir matris söyleyin. Bir başka tür elementer matris var ki daha önce de kullanmamız gerekebileceğini söyledik. O zaman kullanmamız gerekmemişti. Ancak söz konusu matris iki satırın değişimini sağlayan matris. Bunun adı bir permütasyon matrisi. Bana bu matrisin ne olabileceğini söyleyebilir misiniz? Şimdi birazcık konudan uzaklaşıp şuna uğraşayım. Permütasyon matrisini nereye koymam gerekeceğine bakayım. Gördüğünüz gibi aralara hep bir şeyler sıkıştırıyorum. Demek ki permütasyon veya aslında bu satırların değiş tokuşunu yapacak olan hayatımı kolaylaştırmak için birinci ve ikinci satırın yerini değiştireceğim. Demek ki elimde matrisim olsaydı, hayır, iyisi iki ikilik bir matris yapayım. A, B, C, D. Bu satırların yerini değiştiren matrisi bulmaya çalışayım. Nedir bu matris? Bu satırların yerini değiştiren matris, istediğim satır C, D ve O burada. Bunun kendisini alayım. Ve istediğim satır şu yukarıda olmalı. Demek ki bunun da kendisini alayım. Aslında kolay yoldan. Matrisim bu. Ben buna permütasyonun karşılığı olarak P matrisi diyeceğim. Bu matrisi bulmanın kolay yolu şu işlemi birim matrisi üzerinde uygulamak. Birim matrisinin satırlarını değiştir. Ve bu matris size satır değişimini yaratacak olan matris olur. Satır yerine sütunları değiştirmek istediğimi varsayalım. Bugünkü dersimizde sütunlardan hiç söz etmedik ama önümüze çıkacaklar. Ne yapmam gerekirdi? Eğer matrisle başlasaydım yazmaya bile gerek duymuyorum. Sadece soruyorum. Çünkü yok etme işlemini satırlar üzerinden yapıyoruz. Ancak matrisin sütunlarının yerini değiştirmek istediğimizi varsayalım. Bunu nasıl yapardım? Bunu nasıl yapardım? Hangi matris çarpımı bu işi yapardı? Hadi yazayım hiç olmazsa. Şunu yapacağım. Ve şurada yazıp sonra da saklayacağım. Tamam. Diyelim ki A, B, C, D matrisim var. Ve de A, C'nin şuraya ve B, D'nin de şuraya geçmesini istiyorum.
Bu işi hangi matris yapar? Bunu yapacak olan bir matris oluşturabilir miyim? Elimi koyduğum noktadan da görebildiğiniz gibi sorduğum şu. Sol tarafa bir matris koyup sütun değişimini yaratabilir miydim? Ve cevap hayır. Tekrar şu noktayı vurgulamam gerek. Sol taraftan çarpım yaptığımda satır işlemi gerçekleştiriyorum. Demek ki sütun işlemi yapmak istediğimde permütasyon matrisini hangi yana koyarım? Sağ tarafa. Eğer şuraya koyarsam aslında yerimde sıkışık. Birim matrisimin iki sütununun yerini değiştireceğim. Bu durumda sonuç doğru çıkar. Çünkü şimdi her seferinde bir sütunu çarpmış olurum. Bu birinci sütun ve bize bunun kendisini al, şu sütundan hiçbir şey alma, şunun kendisini al ve sonucu elde et. Şuradaysa bunun kendisini al, şundan bir şey alma ve burada bir C var. Yani kısacası sütun işlemleri yapmak için çarpan matrisin sağ tarafa konulması gerekir. Satır işlemi yapmak içinse soldan çarpmak gerekir. Peki, aslında yaptığımız sadece satır işlemleri. Tamam. Ve tabii ki söz arasında söylediğim halde şimdi daha açık bir şekilde yine söyleyeyim. Matrislerin yerini değiştiremezsiniz. Ve burada da tam bunu vurgulamak istiyorum. A çarpı B, B çarpı A ile aynı şey değil. Bu matrisleri Gauss sırasında tutmalısınız. Tamam mı? Ancak parantezleri oynatabilirsiniz. Kısacası sıra değiştirmenizi olanak veren değişme kuralı matrisler için çalışmıyor. Demek ki doğru sırada tutmalıyız. Tamam. Sonra ne geliyor? Bu çarpımı yapabilirdim. E3-2'yi yapabilirdim. Geri gelip ne olduğuna bakayım. Burada E2-1 var. Ve işte E3-2 burada. Ve bu iki matrisi birlikte çarparsam E3-2 ve sonra E2-1 yok etmeyi yapan tek bir matris elde ederim. Bunu yapmak istemiyorum. Bu çarpımı yapacaksam bunu yapmanın daha iyi bir yolu var. Ve böylece bugünkü dersin son birkaç dakikasında bunu daha iyi bir yolla yapmayı umuyorum. Daha iyi yol A'dan U'ya nasıl gideceğimi değil, U'dan A'ya nasıl geri döneceğimi düşünmektir. Yani adımları tersten yapmak işin içine girecek. Ters. Burada ters kelimesini kullanacağım. Tamam. Ters matris nedir konusunda ilk adımı atayım. Tahtada gördüğünüz bütün matrislerin tersi var. Buraya ters olmayan hiçbir matris yazmadım. Başarısız olabileceğimiz durumlardan söz ettik bir an için. Başarısızlığa yol açacak matrisi koyalım. Ama şu an için tüm matrisler gayet düzgün. Hepsinin tersi var. Ve terslerini alalım. Öncelikle tersin ne anlama geldiğini söyleyeyim. Ve onu bulalım. Tamam. Şimdi yavaş yavaş matris tersine doğru yol alıyoruz. Tamam. Böylece bugünün son anlarındayız. Üzgünüm. Tamam. Matris tersleri. Tamam, sadece bir örnek yapıp orada bırakacağım. Alacağım örnek şuradaki E matrisi olacak. Matrisim 1, 0, 0, eksi 3, 1, 0 ve 0, 0, 1.
ve bu adımı geriye çevirecek matrisi arıyorum. Bu adım neydi? Birinci satırın 3 mislini ikinci satırdan çıkarmıştık. Beni geri getirecek matris hangisi? Hangi matris beni geri getirir? Biliyorsunuz. Eğer 2, 12, 2 ile başlayıp bunu 2, 6, 2'ye çevirmişsem şimdi yine 2, 12, 2'ye geri dönmek istiyorum. Şimdi yok etme işlemini geriye işletecek matrisi bulmak istiyorum. Yani şu matrisle çarpılıp birim matrisi verecek olan matrisi bulmam gerek. Önce sözlü olarak ne yapmamız gerektiğini söyleyeyim. Sonra da bunu yapacak olan matrisi yazarız. Eğer bu adımda ikinci satırdan birinci satırın üç mislini çıkarırsam, bu adımın tersi ne olur? Birinci satırın üç mislini ikinci satıra eklerim, değil mi? Geri eklerim yani. Çıkarmış olduğumu şimdi yeniden ekliyorum. Bu durumda matrisimin tersi. Şimdi birinci satırın üç katını ikinci satıra eklemek istiyorum. Dolayısıyla birinci satıra dokunmayacağım. Üçüncü satıra da dokunmayacağım ve sadece birinci satırın üç mislini ikinci satıra ekleyeceğim. Bu matris tersinin olduğu belirgin bir durum. Çünkü ne yapılacağını sözle söylemek kolay. Çünkü bunun yaptığı basitçe ifade edilebilir. İkinci satırı birinci satırın üç misli çıkartılarak değiştirildi. İşlemi geri döndürmek için bu yönde gidiyorum. Eğer bu işlemi yaparsak bu satırın 3 misli artı bu satırın kendisi birim matrisin doğru satırı elde edilmiş olur. Tamam. Demek ki matris tersi bu matris E olsa ve bu da I olsa yani birim matris bu adam için kullanacağımız gösterim ne? E üstü eksi 1. E'nin tersi. Peki. Bugünlük bu kadar. Kısacık da olsa gelecek derste işlediğimiz konuya bir göz atmış olduk. Pazartesi görüşürüz.